Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımıza çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Zeynep ve Avni kardeşimizin Bolu'daki inşaatına geldik. İnşaattaki son durumu biz de görmek istedik. Bolu'ya bir ziyaretimiz vardı. Bolu'ya gelmişken buraya da uğramak istedik. Hem inşaattan kareleri videomuza ekleyip ileride bakarız değil mi Elif? Şimdi inşaatları şöyle. Burası güney cephe. Binanın girişi güneyden. Bildiğim kadarıyla evet, güney cephe burası. Şu hemen şurada engelli rampası. Şurada bir merdiven ve burada da bir merdivenleri var. Hemen binanın inşaatın sınırından şöyle 5 metre şu boşluk onların. Şurası da zaten hemen şöyle bu sokağın yolu şuradan başlıyor. Evet, çok güzel. Burada bu mahallenin ismini bilmiyorum. Burada artık müstakil evler yapılıyor. Siz buradan çıkın, ben de şuradan dolaşıp geliyorum. Şu arsaya şöyle bir göstererek geleyim. Böyle devam ediyor inşaatların, arsanın devamı. Şurada şu tırın park ettiği yerden itibaren avlularını yapacaklar. Buradan böyle devam ediyor. Yani şöyle. Şöyle bir gösterelim. Evet. Arsanın kaç metrekare olduğunu şu an hatırlayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam bir dönüme yakın burası. Şöyle şuradan devam ediyor. Gel bakalım Yusufcuğum. Şöyle devam ediyor. Şu karşıdaki müstakil evin sınırından 5 metre çekiyorsunuz. Yani çektiğimizde şu gördüğümüz boşluk komple onların bahçesi diye biliyorum. Şöyle şu alan şöyle. Evet, burası Zeynep abinin kardeşimin bahçesi olacak. Şu gördüğümüz kısım salon kısmı. Salona böyle büyük büyük camlar bıraktılar. Farklı bir yapıda olsun istediler. Sağ olsun mimar kardeşimiz de burayı böyle çok güzel bir tasarım yaptı. Evin dıştan görünüşü şöyle. Bu şekilde. Şimdi bir içeriye çıkıp hemen odaları da gezelim. Buradaki gezimizi de tamamlamış olalım. Şurası balkon olacak. Şu kısım balkon. Salon, balkon, mutfak bir. Yusuf, bu tahtadan sen çıkabilir misin babacığım? Hadi çık bakayım seni. Evet, ben nereye çıkabilirim? Gösterelim. Hadi 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 hadi. Gel bakalım. Hemen gelirim. Aferin Yusuf'a. Evet, burada güzel geniş bir balkonları var. Şöyle çatıya kadar. Yukarıdaki odalar da bu balkona ve bahçeye bakacak. Şurası hemen mutfak. Şurada küçük bir mutfağın içinde bir oda gibi bir şey var. Orası kiler olacak. Mutfaktan salona geçiş böyle. Hemen salon da gayet yeterli ve büyük bir salonları var. Büyük büyük camlar şöyle salonda. Hatta şurası tamamen büsbütlü cam. Evet, burada manzaralarında da cami direkt karşılarında. Şöyle hemen salonun bir kısmını, yani şu kısmın çatısını göstereyim. Burası tamamen ahşap olacak. Bu da salona ayrı bir hava katacak inşallah. Burada da yine büyük bir cam var. Döndüğümüzde hemen ikinci kata çıkış, yani şurası binanın giriş kısmıydı zaten. İkinci kata çıkmadan hemen şuradan binadan girdiğimizde, sağa döndüğümüzde sağ tarafta tuvalet banyo kısmı var. Gayet yeterli, ferah bir banyo bırakmışlar burada. Devam ettiğimizde de burası misafir odası Elif. Yani benim bildiğim kadarıyla misafir odası olacak burası. Burada da 16 metrekare, ben ölçmüştüm. 16 metrekareye yakın bir oda var. Gayet yeterli bir oda. Yine burada da camlar yukarıya kadar, aşağıdan yukarıya kadar camlar devam ediyor. Bu iki kısımda da, binanın giriş kısmına bakan yerde de dar uzun camlar aşağıdan yukarıya kadar devam ediyor. Dönelim. Direkt ikinci kata çıkıp videomuzu da fazla uzatmadan evet bitirelim. Şuradan çıkıyoruz şöyle. Çok güzel geniş bir merdiven yapmışlar.
Böyle çıktığımızda büyük bir merdiven boşluğu ve hemen binanın giriş kapısının üstüne ne gelen kısmı hem örtmek hem de burada güzel küçük bir minik bir balkon var. Yine girişe bina ışık alsın diye güzel uzun uzun camlar bırakmışlar. Evet, Elif elini görüyorum orada. Yani burada elektrik tasarrufu olur bu binada. İkinci kata çıktığımızda direkt karşımıza çıkan oda yatak odası. Şurası giyinme odası odanın. Yine burada da dar uzun büyük bir cam var. Solunda hemen tuvalet, banyo. Tuvalet ve banyo. Ebeveyn banyosu dedikleri. Yine banyoda bakın dar uzun alışa geldiğimizin dışında bir cam bırakmışlar. O da çok güzel. Burada da yine yatak odasında bak kaç tane cam var? 1, 2, 3, 4 tane var. Evet. Hem batıya hem doğuya hem de kuzeye bakan camları var. Çok güzel olmuş burası böyle. Evet, bence de. Yani ışıkla ilgili hiç problem çekmezler. Ve binaya da dıştan bakıldığında güzel bir hava katıyor. En önemlisi benim için ışık. Tekrar ikinci kata çıktığımızda, sağa döndüğümüzde yine aynı şekilde burada çamaşırlık dediğimiz çamaşır ve kurutma makinesinin olacağı bir kısım. Bildiğim kadarıyla burada da yine bir cam bırakarak aydınlatmışlar içeriye. Hemen devamında alt katın devamındaki zaten tuvalet banyonun aynısı burada da devam ediyor. Şurada bir oda var. Burası çocuk odası olabilir, çalışma odası olabilir. Burada da yine iki tane büyük bir cam. Burası da tahminimce 12 metrekare herhalde. Ben adımlamıştım. Hemen devamında da burada bir oda. Orası çalışma odası olabilir ya da işte çocuk odası olabilirse burası da çalışma odası ya da çocuk odası ya da misafir için yatak odası da olabilir ama misafir için yatak odası alt tarafta diyebiliyorum. Alt katta. Yine burada da çok güzel. Ben bu cam işine bayıldım Elif sen. Ben de. Yani hem çok güzel bir hava vermiş hem de bak bugün hava kapalı, yağmur yağıyordu az önce hatta. Montlarımızı bile giydik değil mi Elif? Ama kapalı olmasına rağmen evin her yerinde ışık var değil mi kızım? Aynen. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Elif? Bence güzel bir yer olmuş. Biz Zeynep alanlara gelip kalırız o zaman. Canım var mı? Bolu'dan Düzce'ye gelince artık geri dönmesi kalırız. 14-15 yaşından geldiğimde hatta kendi başıma bile kalırım. Kalır mısın? Kalırım. Arkadaş olursun Zeynep alanına değil mi? Evet kıymetli izleyenlerimiz. Kanalımızda bu inşaatla ilgili video olmasını istedim. Belki inşaat yapacak olan birileri olursa da belki böyle kafasında bir şeyler canlandırabilir değil mi Elif? Ben gerçi mimarlar, inşaat ustaları bu işleri daha iyi bilir de biz de böyle göstermiş olalım. Zeynep'le Avni kardeşimize de inşaatından göstereceklerimiz bunlar diyelim. Şöyle salonun içinden cami manzarasıyla videomuzu bitirelim. Hoşça kalın.